Şehit yakınları ağladı, onlar göbek attı. Türkiye daha dün 4, bugün de bir şehidini sonsuzluğa uğurladı. Ama şehit cenazeleri avukatların hiç umurunda olmadı. Türkiye Barolar Birliği'nin adli yıl açılış töreni vur patlasın çal oynasın eğlenceye dönüştü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun alkış tutmaktan avuçları şişti. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal göbek attı. Kızmayın Sayın Başbakan. Güzel bir şey söylüyorum Sayın Başbakan. Geçtiğimiz yıl Danıştay'ın 146. kuruluş yıl dönümünde yaşananlar nedeniyle bu yıl adli yıl açılış töreni bölündü. Yargıtay gelenekselleşen adli yıl açılış törenini 4 gün önce 1 Eylül'de yapmıştı. Türkiye Barolar Birliği de bugün alternatif tören düzenledi. Törene CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Ama tören sazlı sözlü eğlenceye döndü. Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu çok eğlendi. Sürekli alkış tuttu. Hatta bir ara Kılıçdaroğlu'nu da zorladı. CHP lideri gönülsüzce alkışa eşlik etti. Sazın sözün ayarı o kadar kaçtı ki İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal kendini tutamadı, bol bol göbek attı. Ve sonra kürsüye yaşananları hazmedemeyen bir avukat çıktı. Kayseri Baro Başkanı Fevzi Konaç tepkisini bu sözlerle dile getirdi. Ülkemiz yangın yerine döndü, bunu görüyoruz. Burada biraz önce seymenler oynarken gözümün önünden aylardır her gün verdiğimiz şehitler geçti. Vicdanımız, gönlümüz gelen şehit haberleriyle beraber kan ağlıyor. Konaç devlet yöneticilerine kin kusan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na da tepki gösterdi. Avukat Konaç Feyzoğlu'nun gözlerinin içine baka baka ben Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum dedi. Burada genel başkanımın huzurunda da söylüyorum, ben bu ülkenin cumhurbaşkanını çok seviyorum. Daha 3 gün önce Halep'te avukatlık yapan ama bugün Kayseri'de inşaatlarda taş taşıyan avukatlar gördüm. Dolayısıyla üniversite mezunu, hukuk mezunu gençlere diyorum ki, evet adalet asla ve asla geri adım atmayacağımız bir kavram. Ama arkadaşlar, ülkeniz, vatanınız, toprağınız yoksa sizin yaldızlı hukuk diplomalarınız ve avukatlık ruhsatlarınızın hiçbir anlam ve değeri yok. Bugün asıl sahip çıkılması gereken şey vatandır, topraktır, bayraktır. Teşekkür ederim.